Soilworks muhabbetlerinden herkese merhabalar. Merhabalar. Bu hafta yeni bir canlı yayınla daha karşınızdayız. Gürkan Bey ile beraberiz. Nasılsınız Gürkan Bey? Teşekkürler Ata Bey. Gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim efendim. Sağ olun. Gayet iyiyiz. Bugün sizlerle eğitim sisteminde tasarımın yerini konuşacağız. Ben genel olarak öncelikle eğitim sistemi ile alakalı birkaç istatistik paylaşacağım. Sonrasında tasarım bunun neresinde ve tasarım dersleri olmasının çocuklarımıza, gençlerimize, öğrencilerimize nasıl katkıları olur? Bunları Gürkan Bey'den alacağız. Öncelikle şöyle söyleyeyim, yani en son yapılan üniversite sınavı sonuçlarını biraz araştırıp baktığımda YKS'de 2018'de örneğin matematikte 40 soruda ortalaması Türkiye'nin 3.9 ve Türkçe'de ortalamamız 24 soruda 4.7. Gerçekten düşük bir oran. Yani okuduğunu anlama ve matematiksel anlamda sayısal konularda hakikaten çok da iyi durumda değiliz diyebilirim. Bununla alakalı genel dünya ölçeğinde yapılan bir test var. PISA testi, belki duyanlar olmuştur. 72 ülkede yapılıyor bu araştırma. 540 bin çocuk arasında yapılıyor. 15 yaş baz alınıyor ve PISA testinde 3 tane şey baz alınıyor. Matematik, fen ve okuduğunu anlama, kendi dilinde okuduğunu anlama. 2009 ve 2018 verilerini kıyasladım ben. Okuduğunu anlamada 2009'da 43. sıradaymışız ve 2018'e geldiğimizde 49. sıraya düşmüşüz 72 ülkede. Fen sorularında 2009'da 43. sıradayken 2018'de 52. sıraya gerilemişiz. Ve matematikte 41. sıradayken 50. sıraya düşmüşüz. Hakikaten bir gerileme durumu söz konusu. Bu veriler baz alındığında eğitimde genel bir sorun var denilebilir. 10 senede biraz bir gerileme var gibi gözüküyor. Biz hani tabii eğitim konusu çok geniş kapsamlı. Evet. Genel bir çerçeve çizmeye çalışıyorum öncelikle. Daha özele inersek kendi alanımızla alakalı, sırf tasarım da değil, kodlama, tasarım. Dolayısıyla analitik zekayı geliştirecek konuların ders olarak okutulması çocuklarımız nasıl katkı sağlar? Hı hı. Hangi yaşlarda başlanmalı? Siz ne dersiniz? Şöyle birkaç kavramı aslında doğru bir şekilde öncelikle ortaya koymak gerekiyor. Bu PISA sonuçları özellikle okuduğunu anlama veya teknik kısımlardaki anlam kabiliyetini ölçen bir test, değil mi? Bu da şunu gösteriyor. Biz 10 yıllık bu zaman diliminde okuduğumuzu anlama konusunda gerilemişiz. Aynen. 7-8 sıra gerilemişiz. Ama bunu kesinlikle defensif olarak algılamamak gerekiyor. İşte biz kötüye gidiyoruz vesaire değil. Bu sonuçlar tek bir amaçla incelenebilir. O da geliştirmek. Daha iyi nasıl yapabilirim? Mutlaka. Yani biz zaten ülke olarak hep uç noktalardayız. Hiç griyi görmedik. Beyaz ve siyah. Çok genç bir ülkeyiz. Sürekli bir şeyleri test etmemiz gerekiyor. Deneyip yanılmayla ilerliyoruz vesaire. Burada olumsuzlukları bir kenara bırakıp nasıl daha iyisini yapabiliriz? Diğerleri kendi olumsuzluklarıyla uğraşırken biz onların arasından nasıl sıyrılabiliriz? Bunu göz önüne alarak gelecek aksiyonları almamız gerekiyor. Şimdi tasarım konusunda şöyle bir kavramla başlamak istiyorum ben. Tasarım nedir? Çok uzun uzadıya anlatmayacağım. Çünkü anlatırsam birkaç canlı yayının konusu bile olabilir. Tasarım şu anda Yenisoft olarak bizim bayisi olduğumuz o tasarım ürünleri sadece bu tasarım kavramının belirli küçük bir kısmına aslında yaratıyor. Çıkışı. Yani düşünülen şeyin ortaya konmasında bir araç. Aynen öyle. O bunlardan biri. Onlarca var. Ama tasarım konusu şöyle. Tasarım sadece bu bizim makinalarda işte ev eşyaları olabilir, başka şey olabilir. İnsanların hayatını kolaylaştıracak olan cansız organizmaları tasarlamak kısmı sadece endüstriyel tasarıma giriyor. Ama tasarımın çok farklı alanları var. Çevre tasarım var, peyzaj mimarlığı var, grafik tasarım var. İşte bizim bu canlı yayınımızın konusu bunların hepsini içine alan o tasarım kavramının eğitimdeki yerine olmalı. Onu düşünmeliyiz. Şimdi eskiden bilirsiniz sen de o zamanı yakaladın. Ben o neslin son üyelerinden biriyim. Eskiden ne yapardık? Sokaklarda çocuklar vardı değil mi? Tabii. Hani erkekler biraz daha spora, futbola yöneliyordu. Sokak maçları oluyordu. Hatta küçük ligler oluyordu. Bir diğer taraf ne yapıyordu? Çamurdan heykeller yapıyordu. Küçük yollar yapıyordu, şey yapıyordu. Bu aslında o tasarımın aşamalarını birazdan geleceğim. Tasarımın aşamalarından birisiydi. Yani canlandırma. Şu anda baktığım zaman o tasarım sürecinde hayal etme aşaması biraz köreldi değil evet, mi? Evet, hayal etmiyorlar. Şu anda sadece uygulama kısmını çocuklara yaptırıyoruz. Bir oyun oynuyorlar. Bakın ben kesinlikle o nesilden yanlış bir olarak da söyleyebilirim. Çocuklarınızı oyunlardan, bilgisayardaki
tehlikeleri bir kenara koyuyorum. Bilgisayarın o kısımdaki, teknoloji dünyasının o alanlarından uzak tutmayın. Onlar öcü değil. Onlar da çocukların gelişimi için alması gereken senaryolar. Yalnızca sorun şu, bu sürekli bir akış içinde olduğu için çocuklar orada senaryoyu tasarlamıyor. Tasarlanmış bir senaryoda sadece motor nöronları kullanıyor. Ne yapıyorlar? Ben bunu yaparsam bu olacak. Neden? Sonuç. Sebep, sonuç. Evet. Bu şekilde sadece ilişki kuruyor ama tasarım sadece orası değil. Tasarım bütün bir kavramı içime alıyor. Tasarım da bir süreç. Ama bu tasarım 2 saniye de sürebilir, aylarca da sürebilir. Örneğin biz şu anda buraya oturduk, canlı yayın için bir hazırlık yaptık. Ne yaptık? Defter nerede dursun, kalem nerede dursun? Kafada bir planlama oldu, bir tasarım gerçekleşti. Önce problemi tanımladık, tasarımın ilk aşaması. Problemi tanımla. Ne yaparsın? Benim sorunum ne, ihtiyacım ne? Bunu belirlerim. Problem şu, benim bunu okumam gerekiyor ama şöyle bir etki var. Karşıdaki görüntüyü bozabilir. Problemi tanımladım. Daha sonra bilgi toplama. Peki neler yapabilirim? Okumam gerekiyor. Sadece böyle değil. Şöyle güzel bir pozisyon yakalarım kendime. Bilgi topladım. Buradaki bilgi çok önemli değil. Sadece bunu önüme koyarım gibi. Bilgi toplama aşaması tamamlandığı zaman bir sonraki aşamaya geçiliyor. Yaratıcılık ve buluş. Sahip olduğum bilgiler ve sahip olduğum sorunların kesiştiği o küme benim yaratıcılık alanım. İşte bu ikisine dokunabilen cümleler yaratıcılığa giriyor. Yaratıcılık ve buluş tasarım aşamasının üçüncü kısmı. Dördüncü kısmı da uygulama kısmı. Çözümü bulma. Uygulamadan önce aslında gözlem yapma. Çünkü siz bilgi topladıktan sonra senaryolar kuracaksınız. Senaryo kurmak o kadar gerçekçi bir şey ki biz teknik destek taleplerinde bile uzmanlık alanımızın dışında kalan kısımlarda sorunun çözülmesi için ki bizim asıl amacımız sorunun çözülmesi. Senaryolar kuruyoruz. Bilgi kısmımız yok ama sadece nereye nasıl ulaşacağımızı biliyoruz. Tabii bahsettiğim şey mesela bilgisayar, donanımsal, elektronik kısımları mesela. Bizler genelde makine mühendisiyiz, tasarım, aplikasyon mühendisiyiz yazılımın kullanım anlamıyla ama bilgisayardaki işte RAM'in fiziksel bir parçası arızalandığını bilemeyiz. Ama buna nasıl ulaşacağımızın yolunu biliyoruz. Hangi soruları sormamız gerektiğini biliyoruz. Yaptığımız şey şu, senaryo oluşturmak. Sorun bu, ihtiyaç bu. Senaryoları oluşturuyorum sıra sıra. Sonra bu senaryoları tek tek test ediyorum ve geçerli olanları uygulamaya koyuyorum. İşte son kısım uygulama. Tasarımda yaptığım o son aşama benim uygulama. Şu an sizlerin o yazılım programlarında, SolidWorks'te yaptığınız tasarımlar da tasarımın uygulama kısmı, son aşaması. Çünkü neden? Hesaplanmış değerler var, ihtiyaç var, ihtiyaç sonucunda ortaya çıkan ürün var. O ürünün simülasyonlarla güçlendirilmiş yenilikçi versiyonları var ve siz en son olarak bunu uyguluyorsunuz. Evet. Katı modele döküyorsunuz. Şimdi böyle düşündüğümüzde tasarıma çok daha farklı bir bakış açısı getirdik. Yani siz bu problemi tanımlama, bilgi toplama, yaratıcılık ve buluş, gözlem yapma ve uygulama kısmını hayatınızın aslında her yerinde uyguluyorsunuz. İşte çocuklarda bu neden gerekli? Şu an biz bunu yapabiliyoruz ama genel olarak baktığımız zaman iş başvurularında vesaire tasarım yeteneği olmayan insanların sayısının arttığını görüyoruz. Bunun sebebi de şu, elimizde çok güçlü bir silah var, teknoloji. Ama doğru kullanmayı bilmiyorduk. Şu an öğrenmeye başladık. Firmalarda sosyal sorumluluk hisseden çoğu ticari kuruluşlar da bunu destek vermeye başladı. Çocukların teknolojiden uzaklaştırmayın. Çünkü siz yarın olmayacaksınız. Onlara devredeceksiniz bu dünyayı. Evet. Ve onlar yönetecek. Ve onların teknolojiden uzak bir hayat yaşayabilmesi mümkün değil. Çünkü artık o devirde değiliz. Artık kazma küre kullanılmıyor. Kalem ve kağıt kullanılıyor. Bir sonraki aşamada sadece klavye ve mouse kullanılacak. Var. Ben şeyi soracaktım mesela bu noktada tam araya girip. Tabii. Çocuklarına tasarımla alakalı eğitim aldırmak isteyen herkesin bütçesi çok uygun olmayabilir. Ücretli ya da ücretsiz olarak bu tarz bir beceri katmak isteyen çocuklarına veliler nerelerden faydalanabilir? Ne yapabilir? Hani bizim Yenasoft olarak da yaptığımız bir uygulamamız var. Bir tabii. Web sitemiz var kendimizi. Biraz da hani neler yapabilirler ondan bahsedebiliriz. Tam o noktaya geldik çünkü. Şöyle şu andaki çocuklarımızın geleceğimizin diyeceğim ben. Şu andaki geleceğimizin neden şu anda İşe başvuran insanların sayısını düşünü görüyoruz grafik tasarım veya tasarım alanında. Çünkü yeteneklerinin çoğu keşfedilmemiş. Yani geleceğimizin ya da zamanında keşfedilmediği için evet, bir zaman sonra körelmiş. Geliştirmemişler, körelmiş.
O da çok doğru bir yaklaşım. Peki bu yetenekleri nasıl keşfedebilirler? Lokal olarak bölgelerde onlara hizmet eden belediyeler olur. Ücretsiz kısımlardan bahsediyorum. Belediyeler olur, çalışma atölyeleri olur, tasarım atölyeleri olur. Bunu gönüllü olarak yapan insanlar var. Yani gerçekten vizyon sahibi bazı insanlar belirli atölyelerde gidip, örneğin makine mühendisi, inşaat mühendisi olabilir, bir pedagojik formasyon almış herhangi bir eğitmen olabilir. Belirli kamp yapıyor. Ne yapıyor? 3 saatlik bir etkinlik yapacağız ve bunu ücretsiz sağlıyor. Evet. Çünkü neden? Onun Türkiye için yapacağı işlevi ayıracak zamanı var. Böyle insanların sayısı günden güne de artıyor. Bunlara başvurabilirler. Bilgi edinmek istiyorlarsa buralardan destek alabilirler. Çocuğun şu andaki yeteneğini görmek için bence bu bayağı bir süre oldu sanırım, değil mi? Çiz ve Yaşat projesi. Evet, bir senenin üzerinde bizim. Bir senenin üzerinde bizim desteklediğimiz ve ev sahipliği de yaptığımız, kendi web sitemizin üzerinde yayınladığımız bir uygulama var. Çiz ve Yaşat. SolidWorks gibi tasarım programlarının temel çocukların, daha doğrusu geleceğimizin anlayabileceği formatta ve onların kullanabileceği düzeyde bir yazılım. Online'dı. Online, web browser üzerinden. Giriyorlar, üyelik yapıyorlar. Sonrasında çocuklar tasarımlarını, orada belirli hazır şablonlar da var. Onlara eklemeler yaparak, değiştirerek, kendi hayal güçlerine göre değişiklik yapıp uyguluyorlar yani. Yani teknolojiyi doğru yönlendirmeniz gerekiyor. Bu kaçabileceğiniz bir şey değil. Çocukları mesela yönlendirin. Bugün gidin. Akşam web browser üzerinden çalışıyor dediğimize göre herhangi bir tabletten de erişim sağlanabilir. Aynen öyle. Gidin. Çizveyaşat.com mu? İsmini de verelim. Evet, İngilizce karakterlerle boşluk olmadan www.çizveyaşat.com. Girin. Ufak bir üyelik oluşturma kısmı vardır diye düşünüyorum. Tabii. Aşamayı kaydetmek için. Takıldığınız yerde zaten yenasoft.com'da chat box'a, chat kısmına sorup ya biz şurada takıldık canlı da destek diyebilirsiniz. Canlı destekten de destek alabilirsiniz. Bu şekilde en azından çocuklarınıza hani potansiyeli ayrı bir kapı açılmış olur. Yani. Kesinlikle çocuklarınıza bir bakın. Potansiyelini keşfedin ve bunu al, bunu çiz diye değil. Destek olun. Siz onun rol modelisiniz. Sizi örnek alacak. Onunla beraber yapın ilk çizimi. Oturun beraber küçük bir kedi çizin. Küçük bir herhangi bir sevdiği hayvan vardır, tavşandır vesaire, onu modelleyin. Çünkü programın kullanımı basit. Ben de test ettim, gayet basit. Yani tut çek mantığıyla, mouse'unuzla, şeylerle, birkaç komutla var etrafta yapıyorsunuz. Yani burada bu tarz programların asıl amacı yaratıcılığı, o nokta atışı yapabilmek. Bunu test edebilmek ve burada geliştirebilirler. Ve şunu söyleyebilirim, gelecek yaratıcılık ve tasarımda. Bu tasarımı yalnızca fiziksel, endüstriyel bir tasarım olarak düşünmeyin. Dediğim gibi çevre tasarım. Aynı şekilde sorunu tanımlamanız ve o aşamaları tekrar etmeniz gerekiyor. Grafik tasarım aynı şekilde. Bunun dışında çoğu alan tasarıma kullanıyor. Yazılım konusunda da öyle. Mesela bir sorunu önce tespit ediyoruz. Ona özgü senaryolar kuruyoruz yazılım konusunda. Ve bunları test ederek en doğru senaryoyu hayata geçiriyoruz. Tasarım yalnızca hayalimdekini katı modele çevirmek demek değildir. Tasarım tüm hayatınız boyunca kullandığınız bir olay. Ve bunu geleceğimize aktarmamız gerekiyor çocuklarla. Yapacağımız şey bu olmalı. Yani şu andaki eğitim sistemimizdeki durum yine destekliyor bizi. Ama biraz güncellenmesi gerekiyor. Hala el işi, hala işte iş eğitimi gibi derslerin biraz daha seviyesini yükseltilmesi gerekiyor. Evet. Dijital ortama çocukları ayak uydurması için aslında baktığımızda yani çoğu okulda da artık bilgisayar laboratuvarları var. Tabii ama ki. Hani senin zamanında öyle miydi bilmiyorum ama bizim zamanımızda yani senede bir ya da iki girmişimdir oraya ben. Çünkü hani genelde kilitli kalıyordu kapısı falan. Evet. Bu algının da belki şu an değişmiştir, bilmiyorum, kimseyi itham etmeyelim. Değişmesi ve hakikaten çocukları olumlu anlamda dijitale, bilgisayara yöneltmek lazım. O anlamda çok fazla katkı yani sağlar kesinlikle. Yani. Kesinlikle artık bilgisayarı 2 yaşındaki, 1 yaşındaki çocuk bile kullanabiliyor. Aynen öyle. Sınıf hocaları, sınıf öğretmenleri, işte iş eğitim öğretmenleri gibi o öğretmenler eğer izleyenler varsa bugün o çocukları toplayın. Bilgisayarlar, routerları gibi teknolojik routerların hepsi tüm öğrencilere açıktır. Yani resmi olarak açıktır. Kesinlikle bir gruba ait değildir. Toplayın onları, gerekli planlamayı yapın ve gidin çizveyaşat.com'a o çocukları oturtup en sevdiğiniz karakteri modelleyin deyin. Kullanımı gayet basit. 5 dakikalık bir anlatım. Siz oturduğunuzda direkt anlarsınız zaten. Çocuklara 5 dakikalık bir anlatım yapın. Buradan çekiyorsun, buradan uzuyor gibi. 5 dakikalık. Ondan sonra hayalindeki karakteri, en iyi arkadaşını, hayal arkadaşını modellemesini söyleyin. Bunu yaptıktan sonra bir sonraki aşamasına geçin. Yani motor yetenekleri geliştirmek için onu fiziksel olarak ortaya çıkarsın, bir şekilde yapsın. Yani teknolojiyi katın. Doğru kullandığınızda en güçlü silahınız olacak ve eğitimdeki, sistemdeki yeri de bu şekilde olmalı. Biz şu anda var yok diye eleştirmiyoruz. Bizim yapacağımız eleştiri yapıcı bir eleştiri. Bu şekilde olmalı.
Çünkü üniversitede tasarım dersi var, lisede evet. var. Ama bunun sadece kademe atlaması gerekiyor. İyi bir yerdeyiz. Sadece biraz koşmamız gerekiyor. Hayal gücünü, o bakış açısını, o analitik zekayı ne kadar ufak yaşta başlarlarsa kesinlikle. Geliştirmeye veliler, öğretmenler el birliğiyle. Aslında bu yayının başında söylediğim rakamlar da, sayılar da okuduğunu anlamadı, matematikte, fende de yapılan netlerde o oranda yükselecek. Yani dediğim gibi çok daha ön sıralara neden bizim ülkemiz yani daha ileri seviyelerde yer almasın? 72 ülke içinde 50. sıra ortalaması yerine neden ilk 20 içinde olmayalım? Yani bunlar hayal değil neticede. Yapan örnekler var. Güney Kore örneği var. Yayın öncesinde sohbetimizde bahsettiğimiz hı hı. biraz da. Hakikaten 80'li yıllarda Türkiye ile eşit şartlarda, eşit koşullarda olan bir ülke. Bugün hani ortaya Samsung gibi bir marka çıkardı ve Amerika'nın iPhone'u ile başa baş gidiyor şu an. Ve şu an çok ileride bizden. Umarım biz de bundan 20 sene sonrasında, 20 sene önceydik ama şimdi çok iyi yerdeyiz diyebiliriz. Olması gereken bu. Dünya buraya gidiyor. Umarım biz de daha iyi yerlerde oluruz. Hep beraber. Tabii ki. Umudumuz o yönde yani. Aradığımız o kudret damarlarımızdaki asil kanlı mevcut. Aa, yani istersek de, yapabiliriz. Aynen öyle. Çok da güzel bitirdiniz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle. Bunun üstüne çok söyleyecek bir şeyim yok. çok teşekkürler Gürkan Bey. Ben teşekkür ederim. Bize katıldığınız için bir sonraki yayında görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.